Şimdi o Antalya'ya setler şey oluyor. Ne denir? Devamlı böyle başı kesik falan filan ama bu yeni bir şey değil arkadaşlar. Yani daha önce İngiltere'de yaşandı böyle bir dalga. İşte midesi yarılmış, dili çıkartılmış falan Afrikalı bir çocuk seti bulundu. Ritüel cinayetiydi. Ben şu an yaşananların da ritüel cinayeti olduğunu düşünüyorum. Tuni 6 dakikalık bir video yapmış. Bakalım izleyelim ne demiş yani. Son 7 günde Antalya ve Muğla olmak üzere tamı tamına sahile vuran 9 adet insan bedeni. Evet abi. Aslında. Bu ne? Olay yok, sadece batar bir ritüel mi? bence. Yani batan mülteci gemisi olamaz. Mülteci gemisinde batan niye belinden aşağısı i̇kiye yok, bölünmüş, kafası yok, yani. ikiye, bölünmüş. ikiye bölünmüş? Ritüel, ritüel niteliği tatil veya başka bir şey mi var? Bugün toplayabildiğimiz bilgiler neticesinde ve okuduğum haberler doğrultusunda sizi bir, bir doğrulama çalıştım. Bu tarz konular ve daha fazlası hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 25 bin abone olmaya çalışıyorum. Abone olup destek olursanız çok sevinirim. Butonu. Başka bir geçeyim. Eyvallah. Her zaman turistler sıcak havası, denizi, sahiliyle bildiğimiz iki ilimiz olan Antalya ve Muğla'da tamı tamına 9 adet kıyıya vurmuş insan bedenler aslanıldı. Unutmadan söyleyeyim aynı şekilde suda bulunan 3 insan bedeni de Hatay kanalında bulundu. Bu olay gerçekten batan bir mülteci gemisinden mi ibaret yoksa Sen arkasında bilmiyorum. başka şeyler mi var? Ama Amerika farklı gibi şeyler de var ya. Abi genelde yani böyle bir şey İngiltere'de mi ne oldu? Böyle bu da bildiğin hani halka açık bir köprü altında diyeyim. Baya böyle belden aşağısı olmayan setler falan çıkıyordu. Ne yazık ki böyle ritüel cinayetleri dünyada oluyor. Neyse devam. Rastlasak da bizim ülkemizde çok şükür ki o kadar da fazla gözükmüyor. Olaylarda biraz eskiye gitmek istiyorum. Tarihler 26 Ocak 2021 tarihini gösterirken Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde cansız bir erkek bedeni bulundu. Bir zaman geçtikten sonra bu bedenin Filistin uyruklu bir tezi olduğu onaylandı ve konu kapandı insanlar herhangi bir cinayetten şüphelenmedi. Antalya'da ve Muğla'da zaten eskiden beri bu tarz cansız insan bedenleri uzun zaman aralıklarıyla kıyıya vurmuş ve herhangi bir cinayet değil kaçak mülteciler olduğu onaylanmıştı. Mesela 8 Aralık 2023 tarihinde Kocaeli'de Yavuz Sultan Mahallesi 60 evler sahil mevkiinde belediye işçileri bir cismin denize sürüklendiğini fark etti. İşçiler 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu ve adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya giren deniz polisleri ve dalgıçları ihbar edilen cismin bir erkek bedeni olduğunu gördü. Bu beden bir okul müdürünü aitti. Yani kısacası Türkiye'de Allah seri katil Allah. olayları çok olmasa da bedenlerin denizden bulunması çok sık yaşanıyor. Tarihler hmm. 30 Ekim 2023'ü gösterirken sahilde insanlar kıyıya vuran ve anlam veremedikleri bir şey görmüştü. İnsanlar biraz yaklaştıktan sonra bunun bir insan bedeni olduğunu anlamış ve hemen ekiplere haber vermişti. İşte tüm olay da burada başlıyor. İnsanlar eskiden bu tarz olaylar yaşandığı için bunu bir mülteci sandılar ve pek endişelenmediler. Ama işin içinde bir gariplik vardı. Bu bedenin üst kısmı yoktu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler belden... Ben... buldum bahsettiğim meseleyi. Arkadaşlar 21 21 Eylül 2001 günü Thames Nehri'nin üzerindeki köprülerden birinde bir Londralı geçerken aşağıya bakıyor Thames Nehri'nde ve turuncu şortlu, başsız, kolsuz, bacaksız 5 yaşında küçük Afrikalı bir çocuğun bedenini görüyor. Ve çocuğun midesinden bitki kalıntıları çıkıyor. Ve bu bitki kalıntıları zehirli kalabar baklası ve polenler. Ve bu zehirli kalabar baklasıyla polenler de İngiltere'de yetişen otlara ait. İzotop imzasından da olayın ritüel amaçlı bir cinayet olduğu ortaya çıkıyor. 50 bin sterlin ödül koyuyorlar. Faili bulunamıyor meselenin ve hani hala bulunamadı. Olayın bir ritüel mi oldu? Adak mı? Kimse bilmiyor yani. Böyle bir muhabbet var. Kongolun Nuzuzi Mayingi adında bir çocuk. Yani bu bence bir ritüel gibi bir şey. En karısı olmayan kadın bedeniyle karşılaştı ve hemen ekiplerce bölgede inceleme yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından beden otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bir göçmene ait olduğu tahmin edilen bedenin kimliği belirlen Mesih için çalışma başlatıldı. Fakat hem bir adet beden olduğu hem de halk korkmasın diye bu olay medyada çok yer almadı. Ekim ayından sonra 17 Ocak tarihinde Manavgat Çengel mahallesinde sahilde yürüyüş yapan insanlar kıyıya vurmuş bir beden gördüler ve hemen ekiplere haber verdiler. Ekipler olay yerine geldiğinde karşılaştıkları manzara şok ediciydi. Bedenin kafası ve kolu yoktu. Bu da benim aklıma 30 Ekim'de bulunan o bedeni hatırlattı. Çünkü bundan sonra olacaklar bu şüphemi daha da arttıracaktı. Bu bulunan cansız beden bir erkek çocuğuna aitti. Evet bir erkek çocuğunu cansız bedene kıyıya vuruyor ve daha korkuncu kafası ve kolu yoktu. Küçük hı hı. çocuğun üzerinden kimlik çıkmadığı ve baş kısmı da olmadığı için kimliği saptanamadı ve adli tipa gönderildi. Ne kadar imkansız olsa da ekipler bunun belki bir batan mülteci gemisinden sürüklenmiş olabileceğini düşündü. Fakat öyleyse bu çocuğun kolu ve kafası neden yoktu? Antalya Valiliği olaydan sonra şu açıklamayı yaptı. 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğunu belirledik. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023'te Lübnanlı Suriye arasındaki bölgesinde yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantını kesildiği, son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde muhtemelen teknenin batma sonucu bahse konu bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarını sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. Ya, bence 2023, kaza değil yıllarında Antalya herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir... Yani ben bunun bir tekne batmasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum ya. Yani Bilmiyorum bence tekne battı diye iyi yani. olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır denildi. Tarihler 18 Ocağı gösterirken yani bir gün sonra Alanya'da kıyıya vuran bir beden daha bulundu. Bu bedende of. bir kız çocuğuna aitti. Fakat korkutucu kısım bu çocuğun da vücudunun üst kısmı yoktu. Birkaç gün geçtikten sonra kıyıda bu sefer sadece altına şort olan bir erkek bedeni bulundu. Tabii ki de bu bedenden ne kimlik çıkmamıştı ve direkt adli tıp'a gönderilmişti. Bir gün sonra Antalya Selik'te yine sahilde çürümeye yakın bir kadın bedeni bulundu. Bu de yaşı küçüktü ve bu sefer kimliği bulunmaya en yakın olan beden buydu. Bu bedenin üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a ait olduğu düşünülüyordu. Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asay Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Merve'nin bulunması için çalışma başlattı. Akdeniz Üniversitesi KYK yurunda kalan Merve'nin izin alıp halk otobüsüne binerek Barınaklar Bulvarı'nda inip Düden Şelalesi'nde deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas hmm. aramak için sahil güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı. Baba Elmas, aslında bedenin kızıma ait olduğundan emin değiliz. Boynunda ameliyat izi görünüyor gibi dediler ama vücut bütünlüğü olmadığı için kesin bilgi verilmedi. DNA testinde ortaya çıkacağını söylediler. DNA testi sonucu da 48 saat denerken çıkmaz diyorlar. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Cansız bedeni de olsa kızımı alıp gitmek istiyorum dedi. Bir gün sonra Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde erkek bedene bulundu. Allah, Otel çalışanları tarafından Allah. saat 10.30 sıralarında sahilde cansız beden görüldü. Ve ardından polis, sağlık ekipleri ve sahil güvenlik bölgeye intikal etti. Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait olan beden Antalya Adli Tıp <laughs> Kurumu'na gönderildi. Geleliğin bir diğer şehir 安哈达呀。 Hatay'da su kanalı içerisinde 3 adet cansız uzuvları yani kolları veya bacakları kesilmiş olan cansız bedenler var. Allah Allah korkunç Neden ya. Neden bilmiyorum ama ben bu olayın gemiden ziyade İstanbul'daki kesik bacak olayına benzetiyorum. Kesik bacak olayında da İstanbul'un farklı şehirlerinde kesik bacaklar bulunmuştu. Neyse Antalya'ya döneyim ve büyük ihtimalle hiç duymadığınız bir şey söyleyeceğim yerde burası. Bir baba ve oğul balık tutmaya gittiklerinde sahilde hareketsiz düzen bir şey gördüler. Ve ifadelerine göre önce kütük sandılar fakat sonra küçük çocuk biraz dikkat edince bunun bir insan bedeni olduğunu gördü. İfadelerde de kadının neredeyse kemiklerini göz züktüğünü Güvendiğim yerden aldığım duyuma göre bu bulunan bedenin derisi yüzülmüştü. Bu da batan mülteci gemisi teorisini ve söylentisini yalanlıyor. Ben bu videoyu yaparken Muğla'da iki adet daha cansız insan bedeni ulaşıldı. Yani videonun başına tahmin ettiğim ve Ekim 2023'te bulunan bedenlerle bağlantısı olduğunu düşünmem daha da arttı. Olaylar ne olur bilmiyorum ama bilgi geldikçe ve eğer bir seri katilse yakalandıktan sonra bir video daha yapabilirim sizin isteğinize göre. Bu tarz hikayeler ve daha fazla... Allah meseleye bak ya Hatay'dakiler arkadaşlar depremle depremle nasıl alakası olsun kurban olayım. Manyak mısınız oğlum? Derisi yüzülmüş falan. Bunların sonu yok. Her gün çıkıyor. Ben bunların gözerken boğulmuş, kayalara, falezlere çarpıp kesilmiş olamaz mı? Yok ya. Yok abi. Yok. <laughs> olamaz yani. O dediğin birazcık şey hayal kurmak olur artık. Evet, evet. Yani Aynen. üst üste böyle şeyler bulunuyor. Ya yani ben yüksek ihtimalle bir ritüel olduğunu düşünüyorum çünkü dediğim gibi zamanında Kindala diye bir muhabbet var. Ritüelistik bir şey. Uzun bir mesele ama yani bunu şimdi yayında açıp okuyup araştırmak istemiyorum ama dediğim gibi ya kesin ortada bir ritüel muhabbeti var. Bu böyle e, havadan sudan gelecek bir şey değildi. Seri katil olabilir mi cesetlerin hep ya seri katilden de öte bir şey bence. Dediğim gibi ritüel ritüel kafası bir muhabbet gibi geliyor bana.